Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir otelde resepsiyon verdi. Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, siyasetten iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından şehit ve gazi ailelerine, il protokolünden öksüz ve yetim çocuklara çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Orkestrası konser verdi. 95. yıl dönümü pastası Vali Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve davetliler tarafından kesildi. Günün anlamına özel kesilen pastayla gece tüm coşkusuyla sürdü. Aksaray'ı modern bir şehir görünümüne büründürmek için her geçen gün bir adım daha atan Aksaray Belediyesi, özellikle ulaşım konusunda vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Fen İşleri Fatih Mahallesi 4102. sokakta asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladı. 4102. sokakta yapılacak yolda sıcak asfalt öncesi zemin alt temel hazırlama, yol genişletme yapılıyor. Aksaray Belediyesi bir yandan sıra asfalt serim, asfalt bakım, onarım ve yama çalışmalarını devam ettirirken diğer taraftan da asfalt çalışmaları öncesinde zemin iyileştirme ve asfalt altyapı hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri muhtelif mahallelerde kanalizasyon hattı yapım çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde 3000 metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı. Ekipler bölgede 3,5 metre derinliğinde yapılan kazıların ardından 255 metrelik yeni boru hattı çalışmasını tamamladı. Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve vatandaşların refahını sağlamak için çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi, ihtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında kanalizasyon hattı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz. Bir sonraki günün öne çıkan gelişmelerinde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.